Efendim mutlu akşamlar. Altaş TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bu akşam da günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle paylaşacağız. İlk haberle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır'da katıldı. Toplu açılış töreninde Bartın'daki maden kazası hakkında konuştu. Erdoğan olayda kusuru olanlar tespit edilirse her türlü işlemi yapacağız ifadelerini kullandı. Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizi teminatı sevgili gençler, sizlere kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Sur Kültür Yolu Festivali'ne katılacak, oradaki güzel manzarayı yakından takip edecektik. Ancak Bartın'ın Amasra ilçesindeki bir kömür madenimizde yaşanan elim kaza sebebiyle programımızı ertelemek zorunda kaldık. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Değerli kardeşlerim, bütün şehitlerin aileleri bize evet bir emanettir. Ve o emanete de sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiçbirinin mağduriyetine izin vermeyeceğiz. Başlatılan araştırma ve incelemelerin ardından olayda kusuru olanlar tespit edilirse onlarla ilgili de her türlü işlemi yapacağız. Korgan Apsut Yaylası'nda kaybolan ve yakınları tarafından aranan Salih Arguş, patates sökmek için gittiği tarlada ölü bulundu. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde Arguş'un düşme sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği öğrenildi. Bu olayı sizlerle paylaşmış olduk. Emniyet birimleri silah kaçakçılarına göz açtırmıyor. İzmir'de 10 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan iki şüpheli silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı. Karadeniz illerinden İzmir'e silah kaçakçılığı. İzmir'de 10 ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemelerle yakalanan iki şüpheli silah kaçakçılığı suçundan tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte Karadeniz illerinden silah getirileceği bilgisi üzerine iki hafif ticari aracı takibe aldı. Kent girişinde durdurulan ve arama yapılan araçların çeşitli yerlerine gizlenmiş 10 ruhsatsız tabanca, 76 metal tabanca gövdesi, 15 namlu 14 tabanca sürgüsü, 15 şarjör, 30 kabze kapağı ve tabanca yapımında kullanılan diğer malzemeler ele geçirildi. Araçların sürücüleri CC ve BK gözaltına alındı. İşlemin ardından silah kaçakçılığı suçundan adliye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Altınordu Fas arasındaki yolda bir kamyonda yangın çıktı. Seyir halinde alevleri fark eden sürücü kamyonu tünel çıkışında durdurdu. Kullanılamaz hale gelen kamyonu itfaiye ekipleri söndürdü. Seyir halinde alev alan kamyon cayır cayır yandı. Altınordu Fas arasındaki yolda bir kamyonda yangın çıktı. Alevlerin fark edilmesiyle birlikte sürücü kamyonu Fas Sayı sınırına yakın olan tünelin çıkışında durdurdu. Durum hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Alevler bir anda aracı motor bölümüne ve şoför mahallini sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araca anında müdahale etti. İtfaiyenin anında müdahale ettiği yangında neyse ki can kaybı yaşanmadı. Yangının ardından kamyon kullanılamaz hale geldi.
Ordu Büyükşehir Belediyesi Perşembe ilçesine bağlı Soğukpınar Mahallesi'nde beton yol çalışması başlattı. Çerli, İkinciler ve Saray mahallelerine de bağlantı sağlayan güzergahta konforlu bir ulaşımın kapıları aralanacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in büyük önem verdiği ulaşım seferberliği çerçevesinde mahalle ve grup yollarındaki asfalt ve beton yol seferberliği sürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekiplerce devam eden çalışmalar aralıksız bir şekilde ilerliyor. Başkan Doktor Mehmet Hilmi Güler, il genelinde sürdürülen ulaşım çalışmaları kapsamında Perşembe ilçesinde 3 mahalleye bağlantı sağlayan güzergahta beton yol çalışması başlattıklarını bildirdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Soğukpınar Mahallesi'nde yaptıkları çalışmalar kapsamında 1,5 kilometre uzunluğundaki güzergahın 500 metrelik kısmındaki çalışmalar tamamlandı. Beton yol çalışmaları tamamlandığında Çerli, İkinciler ve Saray mahallelerine de standardı yüksek bir ulaşım imkanı sağlanacak. Vali Tuncay Sonel, Ordu genelinde Cumhuriyet'te yaşıt olan 1923 doğumlu 51 dede ve nineyi kaymakamlarla birlikte evlerinde ziyarette bulundu. Vali Bey bu, Ordu'nun valisi. Hoş geldin, sefa geldi. Vay Allah razı olsun. Ordu'da Cumhuriyet çınarları bir bir ziyaret edildi. Daha önceki görev yerlerinde olduğu gibi bu yılki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet'te yaşıt dede ve nineleri evlerinde ziyaret eden Vali Tuncay Sonel bu geleneğini Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünde de devam ettirdi. Valim. Orada. Hizmet ediyordu. Görmek bizden çağır. Kulağınızı çınlattık Sayın Valim. Burada bir ninemiz var. Sizinle fotoğraf çektirmiş. Ordu'dayız. Kemal Yazıcıoğlu varim deyince hemen dedim arayayım sesini duyalım dedim ben. Bak sayın varim hava nine. Sağ ol, Allah razı ol. Dur ya, bu yaşlıdır bu şimdi benim gibi. Nasılsın, iyi misin? İyiyim şükür olsun, gözlerim görmüyor. İlk ziyaretini Altınordu'nun Karşıyaka Mahallesi'nde ikamet eden 1923 doğumlu Fatma Keskin'e gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, eşini yıllar önce kaybeden ve oğluyla birlikte yaşamını sürdüren 99 yaşındaki Keskin'in elini öptü. Altınordu'daki çınarları yaklaşan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde yalnız bırakmayan Vali Sonel, her biriyle tek tek hasbihal etti. Nasılsın? Teşekkür ederim. Yağlaşı yaptın mı işte teyze? Isırgan yağlaşı. Cumhuriyet'te yaşıt olan dedeler ve ninelerse ziyaretlerden oldukça mutlu oldu. Sen nereden aklıma geldin? Bunu ben de çekmedim. Bu patiyi kim yaptı? Kim bir yaptı? Ha, kim öldürdü o patiyi? Aa, bu karı. Maşallah ya. Bu karı. Bu karının kilimini görsen sen kilimini. Vali Tuncay Sonel hatıra fotoğrafları çektirerek anlarının ölümsüzleştirildiği ziyarette Cumhuriyet'in 99. yılı kutlamaları kapsamında Ordu genelinde 19 ilçede Cumhuriyet'te yaşı aynı olan 1923 doğumlu 51 dede ve nineye ulaşıldığını söyledi. Onlar bizim başımızın tacı diyen Vali Sonel, kaymakam arkadaşlarımız ve ekiplerimizle birlikte onları evinde ziyaret ediyor, hatırlarını soruyoruz. Rabbim dedelerimize, ninelerimize sağlık versin, Allah'a emanet olsunlar diye konuştu. Trabzon Akçabat Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçeden bir otomobil çalan zanlıları yakalamak amacıyla bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen iki zanlının Giresun'un Göreli ilçesinde oturdukları belirlendi. Şüpheliler Giresun'da gözaltına alınarak Akçabat'a getirildi. Zanlıların daha önce de çaldıkları altı otomobili parçalayarak sattıkları belirlendi. Evet, bu haberin ardından bir başka haberle devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlıtürk, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek Türk halkının milli meselelerde birlikte olması gerektiğini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Naci Şanlı Türk, 2023 yılının Haziran ayında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 2023 seçimlerinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek Türk halkının milli meselelerde birlikte olması gerektiğini söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolmasına dikkat çeken Başkan Şanlı Türk, CHP gittikçe HDP'leşiyor. İşte görüyorsunuz, 15 Temmuz darbe girişimini kimlerin yaptığı ortadadır. O yüzden biz bütün milli meselelerde birlikte olmalıyız dedi. Türkiye'nin iyi yolda olduğunu belirten Şanlı Türk, inşallah 2023 yılının Mart ayında da Karadeniz'in doğalgazı evlerimizde yanıyor olacak. Onun için 2023 yılında yapılacak olan seçimler bizim için çok önemlidir dedi. Bütün birimlerle sahada olduklarını da ifade eden Naci Şanlı Türk, biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yok efendim CHP gitmiş ABD'de 8 saat ne yapmış, ne yaparsa yapsın. Bu millet onlara asla iktidar yüzü göstermez. Biz bu minvalde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adayımız belli, kararımız net diye konuştu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci İstanbul buluşmaları kapsamında Üsküdar İlçe Teşkilatı ile buluştu. Programın açılışında konuşan Genel Başkan Desteci, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl ve İlçe Teşkilatı'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Desteci İstanbul buluşmaları kapsamında Üsküdar'daydı. İstanbul buluşmalarının ilki Üsküdar İlçe Başkanı Cemil Sucu'nun ev sahipliğinde düzenlendi. Programın açılışında konuşan Genel Başkan Mustafa Desteci, Büyük Birlik Partisi İstanbul İl ve İlçe Teşkilatı'na çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Üsküdar ilçemizdeyiz. Üsküdar'da İstanbul buluşmalarımızın birincisi aslında bu ikincisi olacaktı. Ama Bayrampaşa ertelenince bu birincisi olmuş oldu. Ben İstanbul'umuz için, camiamız için, ülkemiz için hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Emeği geçen başta genel başkan yardımcılarımıza, il teşkilatımıza ve Üsküdar ilçe teşkilatımıza ve diğer ilçe başkanlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Tabii bugün burada bu toplantıyı da değerlendirerek İstanbul'umuza yeni bir il başkanı ataması gerçekleştirdik. Ben öncelikle Dursun Bey'in şahsında tüm ailesi için, camiamız için, İstanbul teşkilatımız için, buradaki tüm ilçelerimiz için, 40 bine yakın üyemiz için hayırlı olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Destici seçim için strateji belirlenip sahadaki çalışmaların devam edeceğini söyledi. Bir strateji, bir yol haritası belirlenecek ve daha sonra da halka yani sokağa inilerek ivedi bir şekilde hem eksik olan teşkilat çalışmaları tamamlanacak, hem üye kayıtlarımız tüm hızıyla devam edecek, hem de seçime hazırlıklar sürdürülecektir. Ve ben de inanıyorum ki İstanbul İl Teşkilatımız inşallah 2023 seçimlerinde kazanacağımız başarının lokomotif illerinin başında gelecektir. Fındık bahçeleriyle kaplı olan Ordu'da bahçe bakım zamanı geldi. Bahçe bakımı yapacak olan üreticilere Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'dan uyarı geldi. Toprak tahlilinin ihmal edilmemesini istedi. Fındık bahçeleriyle kaplı olan Ordu'da bahçe bakım zamanı geldi. Üreticiler yeni sezon için bahçe bakımı hazırlıklarına yavaş yavaş başladı. Bahçe bakımı yapacak olan üreticilere Ünye Ziraat Odası Başkanı Osman Sarı Kahraman'dan uyarı geldi. Sarı Kahraman, üreticilerin ilk olarak toprak tahlili yaptırması gerektiğini söyledi. İlk önce hastalığın insan vücudundaki hastalığı bulabilme nasıl hastalandı, röntgen çekiliyorsa ilk önce toprak tahliliyle başlıyoruz. Şu anda toprak tahlili yapmanın da tam zamanı, bu artık yavaş yavaş geçecek. Toprak tahlili yaptığınızda size kireç verecek ise, fosforlu dediğimiz kışlık gübreyi size verecek ise, eğer
26 azot verecekse bu kullandığımız materyaller arasında 40-45 günlük bir zaman dilimi istediği için mühendislik hizmetleri bu aralığı da iyi kullanmak lazım. Örneğin size toprak tahliye sonucunda kireç verdi. Kirecin üzerine hemen 10 gün sonra kışlık gübreyi atamazsınız. Kireç sizin attığınız gübreyi öldürür. Ya da onun peşinden ona yakın aralıkla azotlu gübre atamazsınız. Kışlık gübre onu birbirini öldürür gibi bunların aralıklarını, periyodik aralıklarını iyi kullanıp iyi değerlendirmek lazım. Osman Sarı Kahraman fındık yaprak açmadan önce ve sonra yapılması gereken bakımlarla ilgili de bilgiler verdi. Yeni sezonda fındık babaannem derdi ki 2 gün dinlenir oğlum. Hemen çalışır derdi ve ben bahçeye gittiğimde bunu görüyoruz. Herkes görür. Püs dediğimiz o erkek organın uzadığını görürsünüz, dağıldığını görürsünüz. Karanfillerimiz henüz daha açmadılar. Karanfil açana kadar yaprak gübresiyle, dal budamayla, dip sürgünleri almayla, bordo bulamacı dezenfektanlarıyla üreticilerimiz bizden bilgi ve eğitim alabilirler. Onlar yardımcı olabiliyoruz. Tüm ziraat odaları, ilçe müdürlükleri bunu yapmaya hazır. Herkes bunu böyle bilsin. Fındık yaprak açtıktan sonra da artık yapraktan beslemeyle yeni sezona onun periyodik aralıklarla beslemeden devam etsinler diye öneride bulunabilir. Samsun Termi İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından geçen yıl başlatılan Termi Örnek Fındık Bahçeleri projesiyle eğimli arazilerdeki fındık bahçelerinin yenilenmesi sayesinde verimin artırılması için çalışmalar yapılıyor. Karadeniz'de örnek fındık bahçelerinin sayısı her geçen gün artıyor. Eğimli arazilerdeki fındık bahçeleri gençleştirilerek verim her geçen yıl artırılıyor. Samsun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan proje koordinatörü Gökhan Ayar, geçen yıl başlatılan proje kapsamında 13 noktada farklı uygulamalar içeren bahçe kurduklarını söyledi. Projemiz bir yılını geçti. Bugüne kadar yapmış olduğumuz buradaki uygulamalar takip eden üreticiler yine kendi bahçelerinde bunları uygulamaya başladı. Bir projenin başarıya ulaştığını gösteren nokta aslında yapmış olduğumuz uygulamaların çiftçiler tarafından da benimsenmiş olmasıdır. Bizim bu uygulama ile hedefimiz dekara yaklaşık 400-450 kilogram verim almaktır. Fındık üreticileri de projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün mahallemizde daha önce örnek teraslama projesinde uyguladığı bahçeleri gezerek ziyaret ettim ve birçok çiftçi arkadaşlarımız ziyaret etti ve örnek aldık. Bu proje sayesinde bahçelerimizde 4-5 kat verim elde etmeyi planlıyoruz. Hali hazırda yine teraslama işlemi yapan diğer çiftçi arkadaşlarımız mevcut. Özellikle mahallemizde böyle eğimli ve yaşlı fındık bahçeleri olan çiftçi arkadaşlarımıza bu sistemi öneriyorum. Dünyada ve ülkemizde birçok hasta kök hücre nakliyle yeniden hayata tutunuyor. Peki kök hücre bağışı nasıl yapılır? Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt bilgiler verdi. Hayata tutunmaya çalışan birçok hasta sağlığına kavuşabilmek için dokularıyla uyumlu bir bağışçıdan yapılacak kök hücre naklini bekliyor. Dünyada ve ülkemizde birçok hasta kök hücre nakliyle yeniden hayata tutunuyor. Kök hücre bağışında bulunan donörler hiç tanımadıkları hastaları umut oluyor, hayat kurtarıyor. Kök hücre lenfoma, lösemi, kemik iliği yetmezliği ve metabolik hastalıkların tedavisinde önem taşıyor. Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt kök hücre bağışı ile ilgili bilgiler verdi. Hazır kan bağışına gelmişken bir de kök hücre bağışçı adayı da olabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek şey kök hücre bağışçı aday formu doldurmak ve sadece bir kereliğe mahsus 3 tüp kan vermek. Kök hücre bağışına ihtiyaç duyan hastalarımız her türlü tedavisine olmuş ancak hiçbir sonuç alamamış ölümü bekleyen vatandaşlarımız. Kök hücre bağışınızla aslında basit bir bağışta bulunmuyorsunuz, bir hayat bağışlamış oluyorsunuz. Hem o vatandaşımıza hem onun ailesine sevdiklerine. Dolayısıyla hem kan bağışı hem kök hücre bağışı hayat kurtarır diyoruz ve tüm vatandaşlarımızı Köprübaşı Kan Alma Merkezimize bekliyoruz.
Efendim bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.